Başkanlık sistemiyle birlikte ekonomide, dış ilişkilere, eğitimden sağlığa, sanayileşmeden refaha, dolardan avroya her şeyin düzeleceğini vaat eden iktidar, her şeyi yüzüne bulaştırmış durumdadır. Son olarak damat bakanın istifası ile devlet krizi, yani yönetememe durumu tescil edilmiştir. Başkanlık sistemi tam anlamıyla iflas etmiştir. Ünye bu krizden kat be kat daha fazla etkilenmiştir. Kırsal mahalle yollarındaki bakımlar aksamakta, peş peşe gelen sellerle harap olan yollarda bakımlar zamanında yapılamamaktadır. Tarla yollarının bakımı için de muhatap bulunamamakta ve iş makinesi kiralamak zorunda kalan köylülere ekstra maliyetler binmektedir. Köy içme sularındaki durum daha da içler acısıdır. Esirkent ve Çiğdem mahallelerinde yapılan sondajlar derin korku yaratmıştır. Fatsa Eren Yurt Siyanürlü Altın İşletmesi'nin olumsuz sonuçlarını gören bölge halkı 7'den 70'e topyekun bir direniş göstermiştir. Toprağını, suyunu, havasını korumaktan başka hiçbir amacı olmayan bu mahallelerdeki vatandaşlarımızın başından beri yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarını artık konuşmaya bile gerek yok. Çünkü o kadar kötü yönetiyorlar ki aslında yönetemiyorlar. Malumu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti. Onun bakanlığı döneminde özellikle son bir haftada dolar döviz, yani dolarda, euroda ve altındaki artışlar hepinizin malumu. Fakat 5 saat boş kalan 5 saat içerisinde sayın basın mensupları dolardaki ve eurodaki ve altındaki düşüşü hepimiz böyle ibretle izledik. Yani boş koltuk daha iyi yönetiyor ekonomiyi. İnanılmaz bir şey. Tabii bir yandan da şöyle düşüşten mutlu olduk ama devletin ne kadar kötü yönetildiğini daha ve hatta biraz önce söylediğim gibi yönetilemediğini bir kere daha görmekten üzüntü duyduk. Hemen akabinde Lütfü Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Fakat kendisi maden mühendisi, ekonomik verilerle aslında doğrudan bilgisi yok ama gelir gelmez bir açıklama yaptı. Dedi ki hazırlayacağımız program dedi Türkiye'yi uçuracak. Enteresan. Yani daha 2 saat öncesine kadar kendisi bile bakan olacağını bilmiyordu. Hangi ara bu programı hazırladı veya hazırlayacak da Türkiye'yi uçuracak. Şunu anlıyoruz ki esasen oraya Hazine ve Maliye'nin başına bir maden mühendisinin getirtilmesi, o bakanlığın etkisizleştirilmesi ve yönetimin tekrar saraydan yapılacağının bir göstergesidir.